Camianın golsuzları, yıkıkları, bitikleri, kardeşlerim, canlarım, ciğerlerim ne gördünüz? Bugün sizleri bu üçü çok güçlü dayımın çocuğu diyeceğim. Hem düşük belediyelerin kardeşim ileride ne bok var, bizi neler bekliyor dediğinde saldırı yönünde çok güzel bir cevap alabilecek bir ordu. Hem de yüksek belediyedeki sosyopat golsuz kardeşlerim lan dayımın çocuğu biz üç atamıyor milleti özeniyoruz nasıl yapacağız diyenler için bu kadar basit, bu kadar yani hiç uğraşmadan, elimi bile hiç sürmeden maymun zekasındaki ortalama insanla birlikte eşdeğer ordu zorluğuyla karşınıza çıktım dostlarım. Bugünkü videomuzda ordunun nasıl kullanılacağını, neler yapacağımı, önemli olan kısımlar nedir bunları zaten oyun içerisinde anlayacaksınız. Bundan sonra 3 atamayan kalmayacak. Hemen daha fazla konuşmadan saldırı bölümüne geçelim. Let's go diyor. Şimdi beyler ordumuz karşınızda gördüğünüz tiplerden oluşmakta. Kendimize bir tane lavtaz aldık. 4 tane melek aldık. Bu melek sayısı 5'ti ama bir tanesini sildik abi. Tazanın yerine eşdeğer bir şeyler yaptık. Kulonlar, görünmezlikler ve süper okçumuzla birlikte sümüklü böcek Valkyrie saldırısı yapıyoruz. Sümüklü böceklerle birlikte Valkyrie şu anda metada köpek gibi saldırıyorlar. Ama turnuvadaki gördüğüm kadarıyla ve çevremdeki insanların çoğu tomruk fırlatıcı denen aptal kuşatma makinesiyle saldırılar yapıyor. Ben o tarzda saldırı dün birçok kez yaptım. Ben 3 atamadım abi. Demek ki ben 3'e atamıyorsam sıkıntı vardır ve benim gibi kolsuz dostlarım da 3 atamaz. Şimdi öyle bir ordu buldum ki ben dahi 3 atıyorum. Kullanıla görünmezlikle alabileceğimiz en yüksek verim alıyoruz abi. Tabi bunun içerisinde belediye binası olursa balla kaymak oluyor. Olmazsa da yapacak bir şey yok diyeceğiz. Kahramanlarımıza gördüğünüz hayvan kombinasyonlarını direkt çekiyoruz. Daha sonra saldırımıza 3 atıyoruz. Amacımız böyle bir bölgeyi temizleyip L çizip oradan dalıp 3 atmak abi. Şimdi farklı düzenlerde denemeye başlayabiliriz orduyu gördüğünüze göre. Şimdi beyler ilk saldıracağımız düzen böylesine diklamasyon dediğimiz bir düzene sahip. Kendisinde iki tane tekli var. Bir tane çoklu mu vardı? Aynen öyle bir tane çoklu var abi. Merkez kısımda zehir kulesi, orta kısımda öfke kulesi var. Zeppelin'le en yüksek verimi alabileceğimiz yere inmek. Ben büyücü kulesinin oraya ineceğim abi. Şu zehiri yemeden eğer oraya inersem 3'ü atarız. Önden klasik tazımızı gönderdik. Arkadan zeppelinimizi gönderdik abi. Burada tazımız çok güzel fokusu aldı. Tam şu noktada zeppelinimizi kullandık abi. Kulonumuza hafiften içeri doğru salladık. 3 geliyor. Şimdi kasırga çıktı. Olabilir cenabet olabilir. Bu kısımdan devam ediyoruz. Zehir kulesi patlamasın diye birazcık daha öne doğru fırlattı. Belediye binasını kaya saçalları temizledim. Bak kardeş öyle bir temizlik yapıyorum ki o kadar kral bir temizlik geldi ki garanti 3 var. Şu an saldırı ben 3'üm diye bağırıyor. Rakip klan kalesinden askerler çıktı abi. Merkez kısmı tamamen yok ettik. Şimdi bize gerekli olan bir şey lazım. L'yi çizmek. Ordunun bu kısmına geldikten sonra abi L çizmek için şöyle askerleri gönderiyorsunuz. Tam bu kısımda askerlerin kafasına bir tane zehir attık abi. Rakip klan kalesinin içinde temizledik. Buradan bir tane daha Valkyrie kullandık ve artık L'yi çizdiğimize göre orduyu basabiliriz. Bak beyler, Zeppelin'e temizliğini yapıyorsun. Arkasına ordunu basıyorsun abi. Meleklerini basıyorsun. 4 tane melek bu ordunun canını hiç azaltmıyor. Sonra kralını, kraliçelerini basıyorsun. Orada aşağı kaymasın diye de Valkyrie'leri direkt ordunun yanına atıyorsun. Bak 4 tane Valkyrie'yi buraya bıraktım. Otomatikman bütün askerler ve ordu yukarıdan gidecek abi. Bu kısımdan kraliçe şampiyonumuzu da kullanabiliriz. Merkez kısma geldiğimizde burada da artık koruyucu yeteneğini aktifleştirdim. Hem monolit hem tekli hasarlarını merkezin taş şahını zerre yemiyoruz abi. Fokusu tamamen aldı. Barbar kralımızın yeteneğini kullandım abi. Merkez kısmı daha da hızlı yok ettik. Devel diven ve öfkeyle oraya da yardım. Bak beyler, ordunun gidişe bak. Tipimize bak. Askerlerin ilerleyişine bak. Elimizde hala bir tane görünmezlik duruyor abi şu anda kameranın altında. %'yi görmüyorsunuz. Azıcık daha düşürttüm şöyle kameramı. Şu anda %68'lerde gidiyoruz. Barbar kralın yeteneği ben otomatik açtım. Yoksa o bile açılmamıştı. Ordunun ilerleyişine vesaire bakarsanız daha bir tane daha yanda köy olsa 3 atabilecek durumdayız. Zaymın çocuğu yani. Tabii ben bunu tek bir tane düzende denemeyeceğim. Birden çok düzende de test edeceğiz. Ki böyle birlikte onaylamış olalım. Son elimizde kalan bir tane görünmezliği de mezara gönderdik abi. Bu görünmezliklerle pek bir işimiz kalmadı. Hem kraliçe şampiyonumda kraliçemizin yeteneğini kullanmadan benim bile 3 atabileceğim bir sistemle gayet rahat bir şekilde 3'ümüzü attık abi. Şimdi ordunun işleyişinizi gördüğünüze göre artık bundan sonraki saldırılarda da farklı düzende görelim, tamamen yerleşsin abi kafaya. Bundan sonra her kolsuz evladı çatır çutur 3 atacak abi. Siz bana inanın, siz bana güvenin, merak etmeyin abi. Bu problemi de çözeceğiz lan. Yeter lan, hep bizi tekte kalıyoruz. Geçen gün yayında bir alt belediyeme tekte kaldım. 2 alt belediyeme 2 daha aldım. Sürekli taşak konusu oluyorum. O yüzden hem kendim için hem sizler için böyle saçma sapan ordular üretmemiz lazımdı. İşi gücü rast geçsin, orman birinci olması 3 atamayacağız abi. Kendisi köy binası 11'in cadısı gibi oynuyor. Kendisi köy binası 16'nın tüm kolsuzlarına şifa gibi geldi. Şimdi sıra ikinci düzende, let's go. Bu sefer karşımda birazcık daha zorlandığım, ağır savunmaların böyle harman çorman olduğu, zehir kuleleri, görünmezlik kuleleri hafiften sık ve kare kutu bir düzen olan bir düzenle karşınızdayım abi. Taktik ve planımız şöyle. Hava savunmasının üzerine askerimizi indireceğiz abi. İki hava püskürtücü de aşağı tarafa bakıyor. Çünkü şu normalde şuraya insem taktik avcı tekli cehennem monolitleri vesaire alabilirdim ama ora biraz sıkıntı. Buradan direkt önden tazımızı attık. Arkasından bir tane zeplini fırlattık abi. Direkt yana kaydırdı. Hava savunmasının üstüne indiğimizde yeterli olacaktır. Güdümlü patladı. Şu noktaya geldim ve artık askerimi indirdim. Şimdi iki kulonumu bastım. Bir öfkemi bastım. Bir görünmezliğimi daha bastım. Rakip görünmezlik aktifleşti şu anda. Merkez kısımda bir görünmezlik daha patlattım. Önden belediyeyi düşürdük. Şimdi kardeşler, amacımız bu kısımdan anasını siktiğim kaya saçar ateş etmeseydi buradaki merkez kısmında tekli yemekliği de almayı düşünüyordum abi. Gireceğimiz nokta şurası. Önce yerimi belirledim abi. Yukarı taraftan direkt Valkyrie'lerden 4 tanesini kullandım. Aşağı taraftan da L'yi
çizdiğimiz için şuradan sümüklü böceklerimizi saldık abi. Yukarı temizliğimiz tamamlandığına göre aşağı temizliğimize de klasik yine 4 tane Vokrim'imizi bastık. Hem aşağıdan hem yukarıdan doğru düzgün bir temizlikle ilerliyoruz. 2 tane balonu da fırlattım. Bu balonlar da bizim direkt güdümlü testimizde işimize yarayacaklar abi. Bu kısımdan güzel güzel ilerliyoruz. Bir tane güdümlü askerimizi kaybettik. Şurada bir tane tekliden daha da fazla hasar yememek için görünmezlik atarken tekliği kapattım abi. Bu benim yeteneksizliğimle alakalı bir durumsizlik bir şey değil. Burada koruyucu yeteneğini bastım. Tekli cehenneme adam vermek istemedik abi. %50 oranını geçtik. Barbar kralımıza kilitlendiler. Rakip kralın kafasına bir tane zehir attım abi. Burada Barın King'imin yeteneğini bastım. Devel deveni bir öfkeyle böylesine alanın kilitlendiği bir yerde basarsanız abi o kardeşimin var ya öyle bir vuruyor. Öyle bir açıyor ki oraya. Tahır tuhur gidiyor bak. Dikkat et. Ordunun ilerleyici hiç yavaş değil abi. Buradaki sıkıntılara rağmen gayet güçlü gitti. Kraliye şampiyonun taraftan ilerliyor. Arkadan ordumuz klasiğinden devam ediyor. Kraliçemizin yeteneği ve kraliye şampiyonumuzun yeteneği hala aktif bir şekilde duruyor abi. Çoklu okçular X-ray'ları birazcık bizlere fazla damage atsa da herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Kraliçemizle kraliye şampiyonumuzun yeteneği çünkü hala aktif bir durumda. Dikkat ediyorsanız abi ilk başta attığımız Warfield'den sadece bir tane hayatta kalmış. O adam da buradan daha kenarı temizliyor. Ordu sizi süre tarafından kurtarıyor. Basitlik konusunda ve güç konusunda da hiçbir şekilde eksiği yok. Lan dayı var ya, öyle bir şey yapmışlar ki. Köy binası 8'de kullandığım bir daha adını dahi almadığım Vokriller bile artık meta'ya girebiliyor yani. Cadılar tekrar meta'ya girdi. Bu orman biricinin meta'ya sokmadığı kara ordusu kalmadı. Şu an benim için meta kara. Ejder Ejderha binicinin saçmalığından sonra bu askerin daha büyük saçmalığı bizlere var ya şifa oldu. İkinci saldırıda da ben dahi yine 3 attım. Şimdi de 3. ve en son düzende sizin karşınıza geldim abi. Bu seferki düzenimizde yine 2 tane görünmezlik var. Taktik avcılar, cehennemler ayrılmış bir durumda abi. Giriş kısmında bir tane kaya saçar. Arka tarafta da monolit ve kaya saçar var. Plan basit ve sade. Şu kısma direkt monolitin üstüne doğru askerimizi indireceğiz. 2 hava püskürtücü buraya bakıyor ama abi menzile girdiğimiz an düşeceğimizi düşünüyorum. Merkez belediye binasının monoliti kaya saçar bölümünü aldıktan sonrasında L'yi çizeceğiz. 3'ümüzü atacağız aynı taktikle. Şimdi önden klasik tazınızı gönderdiniz. Arkasına zeplini saldınız. Lan oyunu hiç bilmiyorum bak. Oyun bok gibi oynadığını hayal etsem bile zaten o kadar basit bir sistemle ilerliyoruz ki. Tamam şu noktada indik abi. 2 klonu biraz daha içeri doğru attı. Burada askerleri açtım. Bir görünmezlik daha patlattım. Şimdi merkez kısımda açılan görünmezlikle askerlerimiz kapandı. Aşağı tarafı güzel güzel temizledik. Bir tane daha görünmezlik attım. Şimdi belediye binasına fokuslandık. Burada bir görünmezlik daha attım. Hem belediye binasına hem kaya saçarı çok panikledim. 2 kaya saçarı vurunca aşırı panikledim. Anan kim? Allah belanı vermesin cana bak. Bunlar niye benim başıma geliyor ya kanka? Bu ne ya? Cana bakar mısın? Belediyenin canı 10 kaldı. Okey. Şimdi kardeş plan şu. Yukarı tarafa direkt buradan askerlerimizi göndereceğiz abi. L çizmek için şuraya 3 tane klasik askerimizi attı. Bu taraftan 8 tane klasik sümüklü böceğimizi salıyoruz abi. Koruyucumuzu 5 tane şuradan askerimizi saldı. 4 tane gerizekalı askerimizden meleklerimiz, kralımız, kraliçemiz balonlarımızı gönderdi. Merkez kısma dikkat ediyorsanız ben yine L'yi çok güzel çizdim. Tek bir tane sıkıntımız var abi. O da buradaki belediye binasının canı ve görünmezlik kulesi tekrardan aktifleşmesi. Başka bir problem yaşamıyoruz. Yukarı tarafta kraliyetli champion işimizi bitirdi bizim. Aşağı taraftan benim kraliyet şampiyonumla birlikte savaş devam ediyor. Yukarı tarafta bir barbar kral var. Zehir kulemi onu aktifleştireceğim. 2 tane balonum sadece burada kasırga yakalanmış abi. Gayet zekice bir şekilde ilerliyoruz. Koruyucu mal olduğundan dolayı orduyu değil balonu koruyor. Şu anda merkez kısımdan ilerleyiş devam ediyor. Şimdi bak orta kısma girdik. Şurada koruyucu yeteneğini bastım. Hem tekli cehennemi durduruyorum hem belediye binasının hasarını yemiyorum abi. Zaten canı az olan belediyeye bir tane vurduk. Görünmezlik etkinleşti. Orduya dikkat edin. Her bir düzende ne kadar bazen sıkıntı yaşasak cenabetlik tutsa da abi orta tarafları yarıyorsun. Belediye binası ayakta kaldığında da eğer iyi düz elinden böyle bir verim aldın mı ordu bir şekilde gidiyor abi. Arka tarafta 4 tane şifacının olması dikkat ediyorsanız ordumuzun canında neredeyse hiç azalmamaya sebep oluyor. Bu da sizin çok güçlü bir şekilde ilerletmemizi ve 3 atmanızı sağlıyor abi. Şimdi birçoklu bir tane tekli kaldı. Burada kralın kafasına zehir atacağız abi. Kendisiyle çok uğraşmak istemedik. Bir tane barbar krala gönderdik. Koruyucu sürekli bize vuruyordu. Arka taraftan yetişen krale şampiyonumuz var. Barbar kralımızın yeteneğini biz kendimiz bastık abi. Aşağı tarafta bir dövüş olsun. İzleyelim biz de bu dövüşün sonucunu. Bugün normalde video gelmeyecekti. Dün akşam çok aşırı harbiden diyorum All Star gibi bir tane turnuva yayını yaptık abi. Aşırı hızlı gidiyordu. Bu nasıl orada amına koyayım ya? Burada kasırga çıktı. Ömer cenabetsin kardeşim. Arka tarafta başımızın belası kraliçe var. Hışmımızı çıkartabilir abi. Siktir üç gelmeyecek mi? Oğlum nasıl ya? Nasıl 3 gelmez lan? Hani sikim an kalkmış o hayatta kalırsa 3. Oğlum bu nasıl saldırı lan? 10 saniye önce 3 değildi. 10 saniye sonra 3 oldu. Turnuvada sürekli kullanılan buna benzer bir ordu vardı. Toplamda 2-3 kişi kullanıyordu ama benim burada kullandığım tarzda süper okçul değildi. Ben bunu birazcık evrimleştirdim. Test ede de bu kıvama soktum abi. Bence 4 şifacılı, 8 sümüklü böcekli, 8 walklü, 1 tane tazılı. Tam olarak şu anda ekranda gördüğünüz bu ordu tipiyle elbette ki her düzen olmasa bile %90 karşınıza çıkabilecek normal insan düzenlerine 3 atarsınız abi. Sizler esbopçu değilsiniz, sizler kovsuzsanız. Zaten böylesine bir ordu süper okçu yaptıktan sonra herhangi bir şey yapmıyorsunuz abi. Videonun içerisine dikkat ettiyseniz siz de halatır sorduk, konuştuk, muhabbet ettik. Çünkü ordu o kadar basit ki anlatabileceğim bir şey yok. Tazı balonda elin götüne bulaşıyor mesela. Parmaklarım şöyle falan oluyor kanka. Çünkü zor bir ordu. Bunun süper okçuyu tamamladıktan sonrası 3 gelmeme ihtimali kalmamış. Bugünün tadımlık kardeşim şöyle çıt
çıtlatıp atın, sizi de birazcık işinize yarayacak böyle kolay bir ordu bırakayım dedim. Umarım izlerken bir bokanlamışsınızdır. Artık bundan sonraki Lord'um sen göster biz devamını getiririz videosunda görüşmek üzere dostlarım. Daha iyi ve daha saçma ordu tipleri varsa siz yazın da tüm kolsuzlar olarak değerlendirelim bunu. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Haydi tekrardan görüşürüz sonraki videoda. Let's go!